Evet, Bitrin Haber takipçileri, Sinop Ayancık'tan herkese selamlar, sevgiler. Bildiğiniz üzere Ayancık ilçemizde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin ardından şehir merkezinde iki tane köprümüz yıkılmıştı. Efendim, burası da şu anda görüntülediğimiz iki su köprüsü. Bu da sel felaketinde yıkılmıştı. Şu anda eski köprümüz, şöyle gösterelim, bu tarafta bir kısmı duruyor ama yarısı sel felaketinde yıkıldı. Şu anda yeni köprümüzü biraz daha aşağı tarafa, Türk elinden gelen yolun düzlemesine bir köprü yapılma aşamasında şu anda firma burada çalışıyor. Efendim, tabii ki bunlar kolayla olan işler değiller. Sel felaketinin ardından hemen devletimiz, hükümet temsilcilerimiz, sayın bakanlarımız ivedilikle ilçemize geldiler ve burada tespitler yapıldı. Efendim, bunun neticesinde iki köprümüz, bu şu anda yapılan üçüncü köprümüz, burası Ayancık iki su mevki. Şöyle görüntüleyelim, bu taraftan Türkeli yol ayrımı, Kastamonu ve İstanbul olmak üzere bir ayrım var. Tabii ki burada köprünün ayağında, daha evvelden bu köprünün, eski köprünün ayağında çok kazalar oldu. Buraya bir dönel kavşak yapılmasını daha evvelden talep edilmişti. O yapılamadı ama inşallah bu köprünün bu karşıdaki bu ayağına dönel kavşak yapılıp sürücülerin rahat bir şekilde burada araç kullanmaları ve kazaların önlenmesi söz konusu olur diye düşünüyorum. Evet, şu anda iki sudayız. Üçüncü köprümüz yapım aşamasında, en son ayağı burada karşıda atmışlar. Şu anda hummalı bir çalışma var burada. Bunlar da yakın zamanda biter diye düşünüyorum. Çünkü hızlı bir çalışma var. Firma bakanlarımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii ki talimatıyla bunlar yapılmakta. Bakanlarımız da onun talimatıyla ilçemize geldi. Sayın Ulaştırma Bakanımız, Sayın İçişleri Bakanımız ağırlıklı gelenler, Cumhurbaşkanı yardımcı falan da geldi ama en fazla ilçemizde durup da bu işleri yapanlar bu bakanlarımız. Hatta ilk günden beri Ulaştırma Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu ilçemizde çizmeleriyle beraber insanların içinde oldu. Allah razı olsun. Tabii ki bunlar unutulacak şeyler değiller. Kara günde yapılan iyilikler hiçbir zaman unutulmaz. Evet, Bitrin Haber takipçileri, şu anda Ayancık ilçemiz iki su mevkiindeyiz. Türkeli Ayancık arasındaki bu köprü yapım aşamasında ve yakında bitirilecek. Gördüğünüz gibi burada hızlı bir çalışma yapılıyor. Burası şuradan doğru gelen Türkiye'nin eski yolu. Şöyle görüntüleyelim. Şurası da köprümüz. Buradan da Ayancık istikametine giden yol. Öbür taraftan baktığımızda da Kastamonu, efendim, İstanbul istikametine giden yol da o tarafta. Gördüğünüz gibi köprümüz bitmek üzere. Şu anda hızlı bir çalışma var. İnşallah kısa zamanda biter. Açılışı yapılır. Vatandaşımız da buradan rahat bir şekilde trafik sirkülasyonu sağlanır. Sürücülerimiz rahat eder. Efendim, bunu Ayancık'tan görüntüledik sizlere Bitrin Haber olarak. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. İnşallah Ayancık'tan daha güzel haberler vermek nasip olur. Veririz. Hepinize saygı ve sevgilerimizle. Hayırlı günler efendim.